Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail'e şok belge. Amerikan medyası Politico, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden elde ettiği gizli bir belgede, İsrail'in saldırı operasyonlarını meşru askeri hedeflerle sınırlamamak gibi uluslararası normları ihlal etmesini açıkça eleştirmeliyiz sözlerinin geçtiğini bildirdi. ABD'nin İsrail'e karşı izlediği devlet politikası sert bir şekilde eleştirilerek, İsrail'in cezasız kalmasının Amerikan değerlerine aykırı olduğunu açıkça belirtmeliyiz. Çalışanların ABD politikasına katılmadığının belirtildiği belgenin kaç kişi tarafından imzalandığı ve bakanlığın resmi kanalına gönderilip gönderilmediğinin net olmadığı kaydedildi. Douglas McGregor Türk askerleri elinde sonunda Gazze'de savaşacak. Trump'ın eski danışmanı ve The American konservativin üyesi emekli Albay Douglas McGregor, Türkiye'nin Gazze tutumu konusunda enteresan açıklamalarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türk askerleri eninde sonunda Gazze'de savaşacak. Erdoğan zamanlama konusunda hassas ve ülkeyi harekete geçiriyor. Bu gerçekleşecek, onu hafife almak hata olur. Türkiye Cumhurbaşkanı belki de Orta Doğu'da İsrail'i vurabilecek tek adam. Dikkatli olun dedi. McGregor daha önce de Türkiye bölgeye 2 milyon asker yiyebilir demişti. Bu paylaşım Ankara'nın açıklamalarını ve incelik gösterilerinin arkasındaki niyetini okuyan bir uzmanın açık bir uyarısı olarak değerlendirildi. İsrail ordusu geri çekiliyor. Savaş bitti mi? Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail ordusu Gazze'de kontrol altına aldığı bazı bölgelerden çekildi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzey batısındaki El Makusi bölgesinden bölgenin en kuzey bölgesi olan Beit Lahia'daki Amerikan okulu bölgesine çekildi ordu birliklerinin 2 kilometre kadar geri çekildiği iddia ediliyor. Böylece İsrail ordusu 27 Ekim'de kara operasyonuna başladığı noktaya geri döndü. İsrail'in geri çekilmesinin nedeni olarak İzzettin El Kassam Tugay'ın yoğun saldırıları ve direniş operasyonları gösterildi. Ayrıca artan uluslararası toplumun baskısı ve Blinken-Fidan görüşmesinin yansımaları olabileceği de kaydediliyor. İsrail ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti. Hamas ve diğer müttefik gruplar İsrail'e ciddi şekilde direniyor. İsrail kendisini ne tür sürprizlerin beklediğini bilmediği için Gazze'ye giremiyor. Şehir neredeyse tamamen yok olmuş durumda ve şehir operasyonunda özellikle tünellerde enkazların arasına gizlenmiş Hamas savaşçılarının ciddi direniş gösterme riski yüksek. Yani İsrail'in uzun süre operasyona devam etme ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Şuşa'da Rus bayrağı indirildi. Rus Barışı Koruma Birliği'nin personelinin rotasyonu sona erdi. Rus ordusuna ait silah ve askeri teşhisat planlı bakıma gönderildi. Azerbaycan basını barış güçlerinin Şuşa yakınlarındaki mevzilerinden çekilirken Rus bayrağının indirilmesine ilişkin görüntülerin sosyal ağlarda ilgiyle karşılandığını belirtti. Hudson Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Amerikalı siyaset bilimci Luke Coffey görüntülere yorum yaparak Mart 2022'de Şuşa'dan ayrılırken o bayrak direğinin fotoğrafını çekmiştim. Buradan Rus bayrağının indirildiğini görmekten mutluluk duyuyorum diye yazdı. Hankendi'deki bu görüntü Ermenistan'da paniğe neden oldu. Yarın 8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı münasebetiyle Hankendi şehrinde geçit töreni düzenlenecek. Zafer geçidi hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Azerbaycan basını, geçit töreninde Savunma Bakanlığı iç birlikleri, İçişleri Bakanlığı, Devlet Sınır Teşkilatı, Devlet Güvenlik Teşkilatı, özel kuvvetler ve diğer silahlı birimlerin geçişi yer alacak. Düşmandan ganimet olarak alınan askeri teşhisat da sergilenecek dedi. global.info.az Hankendi şehrinde geçit törenine hazırlanan Azerbaycan ordu birliklerinin görüntülerinin Ermenistan'da ciddi tartışmalara yol açtığını bildirdi. Ermeni Türkolog Varujon Gegamyan, şehrin merkezinde bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan askerinin arkasında orduyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Zafer geçit töreninin yapılacağına ve askerlerin hazırlıklarına dikkat çekerek bunun kendileri için kabul edilemez ve korkunç bir şey olduğunu söyledi. Fidan bu yüzden Blinken'a sarılmadı. Toplantı öncesi yaşananlar. Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Fidan'ın Blinken'a sarılmayı reddetmesinin nedeni Blinken'ın diplomatik bir nezaketsizlik yapması. Olay şöyle gelişti. Blinken'ın arabası Dışişleri Bakanlığı binasına yaklaştığında Hakan Fidan karşılamak için bakanlık kapısının önünde durdu. Ancak telefonla konuşan Blinken bir sürü araçtan inmedi ve sohbetine devam etti. Bir süre bekleyen Hakan Fidan binaya dönerek içeride karşıladı. Binadaki görüşmede Fidan tam da bu eylemi nedeniyle Blinken'ın kendisini kucaklayarak selamlama girişimine soğuk tepki verdi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.